Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Sahil Köy Mahallesi'ndeyiz. Bulunduğumuz alan daha sonra Türk Hava Kurumu'na geçmiş olan arazi. Bu arazi üzerinden sahil köye geçiş var. Yol medeniyet deriz ama bazen açılmış yolları da bilmeden birilerinin hatırına kapatırız saygıdeğer izleyenler. Şimdi burada açılmış bir yol var. Yaklaşık bin nüfuslu sahil köyün geçiş yolu aşağı yukarı burası. Fakat birileri kalkıyor yolu havaalanına gelip gitmesinler, orada yanlışlıklara imza atmasınlar düşüncesiyle kapattırıyor. Böylece buradan evine geçecek olan 70 hanenin geçtiği bir yol burası. 70 hanenin evine geçtiği yolu kapatıyorlar. Burada bu konuda köyün 3. dönem muhtarı Mehmet Şensoy'la hem yol hakkında hem de yolu kapatanlarla ilgili konuşmak istiyoruz. Sayın Şensoy, önce üzerinde bulunduğumuz yeri havaalanından sahile ne zaman açtırdınız? Kim döneminde açtırdınız bu yolu? Teşekkür edelim. Burası önce. Şu anda havaalanı diye tabir edilen sahili iç kesimlerdeki yerleşimlere bağlayan bir yer, bir yerleşimin ortası. Burayı ilk olarak daha önceden beri mahallenin kocaman mahallesi diye tabir ettiğimiz yerleşim yeri oldu olalı bu yol kullanılan kadim bir yol, yani öteden beri gelen patikaydı. Patikaydı, traktör yolu oldu. Yani traktörler falan geçiyordu, yaya iniliyordu. Eskiden araçlar yoktu. Yaya, arabaya, araba yoluna inip oradan Ünye'ye gider, Samsun'a gider. Resmi yol olmasa da halk burayı yok. Köye geliş girişte de kullanıyor. Burası resmi bir yol. Resmi kadastro yolu. Yok, aşağıda tıkanan yer. Aşağıda tıkanan yer kadastro yolu zannediyorduk ama kadastro yolu bir bu taraftaymış. Orası yol değilmiş ama açılmış ama kadim bir yol yani. Şu anda tamam. Orası kadim bir yol. Burasını da ilk defa her türlü aracın geçişine müşahit hale geçen dönem Ahmet Çamyar döneminde yine oradaki Fen İşleri Müdürlüğü Ali ile yaptırmıştık. Fakat o çakılladığımız, stabilize hale getirdiğimiz yol aşırı yağmur ve sellerle tahrip oldu. Artık traktörlerin gidebileceği bir yol. Evet. Yani bozuldu, kalitesini yitirdi. Artık araçların, normal araçların gidemeyeceği bir duruma gelmişti. Bu dönemde vasıtasıyla evet, yani bu dönemde stabilize hale getirdiniz. Fen İşleri Müdürlüğü'ne beraber talepte bulunduk bu yolun açılması doğrultusunda. Tamam. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yani hakikaten iyi bir duruma da getirdiler. Yani yolu belli bir standarda getirip araç ulaşımına uygun hale getirdiler. Kendilerine hakikaten teşekkür ediyoruz. Fakat ama evet. Yolun havaalanının sahil tarafındaki kısmına sürekli moloz dökmek suretiyle kapatıldı. Biz açtırdık, onlar kapattı. Bu birkaç defa tekrar edildi. Şu anda gene gördüğünüz gibi gene moloz dökülerek kapatılmış durumda. Ama direktör geçebiliyor. Evet, traktör de sonradan vatandaşı o hale getirmiş. Getirdi. Yani gide gele traktörlerin geçebileceği engebeli bir durumda şu anda. Bu biz de şaşırdık. Yani nasıl oluyor bu yol? Bir yandan yol yaptırıyoruz, bir yandan açılan yol kapatılıyor. Bir anlam veremedik. Daha sonra buradaki bir iki tane yaygaracı bir tipin belediyeye baskı yapmak suretiyle bu yolun kapattırdığını öğrendik. Yani sonuçta onların havaalanına geliş gidişlerde yanlış kullanımları bahane edilerek böyle bir yola girdiklerini öğrendik. Fakat açılan yolun kapatılmasının mazereti olamaz. Daha yani farklı sonuçta, olması gerekir. Yol kapanmaz. Yani sorunlar olur. Sorunları çözmenin de yöntemleri olur. Yani yöntem bu olamaz. Yani yol kapatmak. Biz habere girmeden evvel bir hanımefendi geçiyordu. Yol haberi yaptığımızı öğrenince oranın kapanışı yüzünden evet, yağmurlu bir günde açık file diye, çektiğini açık diye, söyleyiniz. Açık diye pat pat dediğimiz lombardin türü araçla oraya girip batmış yani mesela. Evet.
Çıkamamış, saplanıp kalmış. Havada yağıyor. Havada yağıyor. Zor bela kurtulmuş yani, açık diye geliyor. İnsanlar böyle mağduriyetler yaşıyor. Netice olarak buradan seçilmiş atılmış yetkililere buyurun söyleyin, yol açtırın Sayın Bakan, Sayın Muhtarım. Ya işte bunu da belediyeyle şey münazara yaparak, tartışarak bir noktaya vardık. Açılan yolun kapatılmaması gerektiğini noktasında bir uzlaşma doğdu. Şimdi sıra bu yolun açılmasına geldi. Açacağız. Sorun varsa da sorunu da hep beraber çözeceğiz. Yani başka sistemler uygulayarak, yol kapatılarak ya yani, da yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek mümkün olmayabilir. Ya, ama farklı yollar siyasilerin, bulardır. İdarecilerin, biz muhtarların görevini çözüm üretmek. Tabii. Çözümün önüne tıkaç olmak değil yani. Kesinlikle. Yani kesinlikle bu yöntemi çalıştırarak çözümü yapacağız. Yolu da açacağız. Umarım bundan sonra bir daha aynı noktaya gelmeyiz. Kapatılmaz yolumuz. Peki. Kutluyoruz. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.